Ve ilk soru geliyor. Kanuni Atölyesi'nin ilk sorusu. Ve ilk soru geldi. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine çıktığında oğlu Şehzade Süleyman'ı hangi şehirde yerine vekil bıraktı? 20 saniye süreniz var. Son 15 saniye. 10 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, son 2 saniye. Hangi şehir? Ve Edirne doğru cevaptı. 100 kişi doğru cevap verdi. Trabzon. Ah Trabzon. Muhammed Emin soruları sen hazırlarken dedim değil mi? Trabzon büyük çeldirici diye hakikaten 81 kişi oltaya gelmiş. Aa, kusura bakmayın özür dileyerek ama yarışma işte bu. Şimdi bakalım ilk 3 kim? Bakıyoruz. Yasemin Tepe 1. Selma Genç 2. Beyza Dağlı 3. Fatma Nur Baybars 4. Sami Yusuf 5. Valla bu hanımefendiler geçen hafta da böyle oldu. İlk 4'ü 5'i böyle tak diye aldılar. Sonra patır patır düştüler. Lütfen düşmeyelim. Zirvede kalmaya devam edelim. Ama tabii aşağıdan gelecek olanlara da Rabbim bahtlarını açık eylesin. İkinci soruya geçiyorum. Fatih'in almak isteyip alamadığı Kanuni'nin ilk 2 yılında fethettiği yerler neresidir? Belgrad Kosova mı? Kosova Rodos mu? Rodos Belgrad mı? Bağdat Tebriz mi? 17 saniye. 5, 4, 3, son 1. Evet çok güzel. 163 kişi harikasınız ya. Mesela şu atölye olmasaydı, bu soruyu sorsaydık, size sorsaydı birileri, bu 163 cevabı gelir miydi? Çok tahmin etmiyorum yani. Belgrad, Rodos, Fatih alamadı, Kanuni aldı. Bu detayları unutuyoruz nihayetinde. Ama demek ki işe yarıyor. 163. Bakalım ilk 5 ne durumda? Vallahi ne yaptınız böyle? Pat diye değişti. Yasemin Hanım 1'deydi bir anda ilk 5'ten gitti. Ekrem Nazilli 1. Beyza Dağlı 2. Bedra Hanım 3. Hümeyra Hanım 4. Sare Hanım 5. Evet ilk 5'te bir beyefendi 4 hanımefendi var. Haydi bakalım. 3. sorumuz geliyor. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan. Oğlunun Rodos seferine yardım amacıyla hangi şehrimize kervansaray yaptırmıştı? Kopya olarak resmi bile koydum. Resmi oradan olsun bilin. Alanya mı, Antalya mı, Rodos mu, var mı ismi? Hangi şehir? Son 5 saniye. Ve 172 kişi Marmaris. Muhammed Emin çok mu kolay sorduk? Ne yaptık biz ya? Hocam bilemiyorum artık ya da takipçilerinizden yani müthiş not aldılar, müthiş akıllarını tuttular. Helal olsun. Geçen hafta bizim küçücük takipçiler bile harıl harıl nasıl not alıyorlardı. O fotoğrafları gördüm aklım çıktı benim. Nasıl mutlu oldum. Ede böyle not alınca cevap böyle oluyor. Bakalım ilk 5 nasıl oldu? Ekrem Bey gitmeyin diyordum. İkide kaldınız. Beyza Dağlı 1. Ekrem Nazilli 2. Sare Taylan 3. Hümeyra Aydın 4. Volkan Bey böyle aşağılardan çıktı geldi. Bu arada Enes Mersin 3 tane soruya doğru cevap vermiş. Değil mi? O demek değil mi? Öyle mi diyor aşağıda Muhammed? Evet, aynen hocam. Ama işte bakın, doğru cevap vermek önemli ama hızlı doğru cevap vermek daha önemli. Yani o ismi görmüş bakın yarışma programı. Enes Mersin'e bir ateş atmış. İyisin, hoşsun. Ama diyor hızlı değilsin diyor Enes Mersin. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. 4. sorumuz. Kanuni, hocası ve arkadaşı Yahya Efendi ile ilk kez hangi şehirde karşılaşmıştır? Yahya Efendi ile ilk kez hangi şehirde karşılaştı? İstanbul mu? Trabzon mu? Bursa mı? Manisa mı? Son 5 saniye. Son 1. 132 kişi Trabzon. Doğru cevap. Ah 26 Bursa dediler. Niye Bursa dediniz? İstanbul diyen var. Mesela Manisa'da kimle karşılaştı Kanuni ilk kez? Pargalı İbrahim Paşa'yla. Anlatmadığım için sormadım mesela ona. Bakalım ilk 5 ne durumda? Vay Beyza Dağlı 1. sırada duruyor. Hümeyra Aydın 2. Bak Volkan ta aşağılardan Volkan Bey geldi geldi tak bir şey yerleşti. Güzel. Fatma Nur Baybars 4. Murat Can 5. sırada. Güzel. Bakın 21 kişi 3 tane arka arkaya bilmiş ama burada kaybetmiş. Ve
Sırada 5. sorumuz var. Şehzade Süleyman'ın ilk sancak yeri hangisidir? Manisa, Amasya, Trabzon, Kefe. Şehzade Süleyman'ın ilk sancak yeri hangisidir? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve bitti. Cevap Kefe olacaktı. Kefe yalnız biraz sarstı milleti ya. Kefe 42 tane doğru cevap var. 85 tabii Manisa Büyükçeldirici. Manisa hani annesiyle beraber Manisa'ya gönderildi ya. Ama ilk sancak, ilk hatırlayın. Annesi bavulu hazırladı. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da onları gemiye bindirdi. Hanımı dedi ki bir daha ne zaman görüşeceğiz? Bilmiyorum dedi. Ne zaman? 2,5 sene sonra ilk kez görüştüler bir daha. Orası Kırım Kefe'ydi. Annenin memleketine gittiler. Ve bakalım ilk 5 değişti mi? Kesin değişmiştir. Vallahi değişti. Samet Abdullah geldi. 1. oldu. Bedra Çeşminaz 2. oldu. Selma Genç. Oo Selma Hanım siz ilk başta bir gözüktünüz sonra kaybolmuştunuz. Gene geldiniz. Demek ki olabiliyormuş. Bırakmıyoruz. Torandor 35. 4. ve Betül Umaner 5. sırada. Hadi bir sonraki soru. 6. sorumuz geliyor. Muat Zaferi'ni kazanan Kanuni bu dini işgal etmeyerek kimi Macar Kralı ilan etti? Kanuni'nin Macar Kralı ilan ettiği kişi Maximilian mı? Zaporio mu? Ferdinand mı? Busbek mi? Son 5 saniye. Evet tam 201-202 kişi cevap verdi. Bakıyoruz. 168. Tebrik ediyorum ya. Elin Gevur'un ismini ezberlemişsiniz. Vallahi çok iyisiniz. Tebrik ediyorum. Yoksa Zaporio şu atölyeden evvel kaç kişi biliyordu? Vallahi iyi. Zaporio doğru cevap. 168 doğru cevap var. Kanuni'nin evlendirdiği adam hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bak magazin falan girecek alıyor akıla. İlk 5'e bakalım. İlk 5 ne oldu? Samet Abdullah hala 1. Bedra Çeşminaz 2. Selma Hanım 3. İlk 3 değişmedi ya. Betül Umaner ve Torondor 31. Onlar yer değiştirdiler. Gayet iyi. Ve 7. sorumuz geliyor. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Kanuni'nin heykeli vardır? Madrid, Şam, Nürnberg, Paris. Kanuni'nin heykeli vardır bak yani. Vardır. Son 6 saniye. Son 4, 3, 2, 1 ve 178 kişi Nürnberg. Vallahi tebrikler. Bakalım ilk 5 değişti mi? Bedra Çeşminaz 1. oldu. Selma Genç 2.liğe yükseldi. Samet Abdullah 3, Torandur 35 ve Betül Hanım 4 ve 5. sıradalar. Evet gördüğünüz gibi durmadan yani hızlı olmanız çok önemli. Doğru cevap bilmeniz de yetmiyor. Hızlı olmanız çok önemli. Hadi 8 gelsin. Kanuni Fransa Kralı François'yı kurtarırken neyi parçalamayı amaçlıyordu? Ortodoksluk, Katoliklik, Protestanlık, Anglikanlık. Yüksek oranda doğru cevap bekliyorum. Evet, son 7 saniye. Doğru cevaplar 195 oldu. Son 1. 199'da kaldık. Ve 163 kişi doğru cevap verdi. Katoliklik doğru cevap. Vallahi harikasınız. Bakalım ben de merak ediyorum. İlk 5 değişti mi? Ne oldu? Bakıyoruz. İlk 5'e. Bedra Çeşminaz duruyor. Selma Genç duruyor. İlk 3'ü kimse oynatamadı yerinden. Turan'da 35. Betül Hanım duruyor. Yalnız Emir Ongun geldi aşağılardan 5. sıraya. Bakın görüyor musunuz? 5 tane diyor yarışmacı. 7 soruya doğru cevap verdiler diyor. Ve 9. sorumuz gelsin. Aşağıdaki minyatürde Kanuni'nin görüştüğü kucağında bebek tutan kadın kimdir? Joanna mı? Isabel mi? Maria mı? Lorena mı? Hangisi? Hangisi? Minyatürü bile koydum artık bilin. Bak 200 kişi şu an doğru cevap verdi. 201 oldu cevap veren. 202 kişi de 202. 192 kişi doğru cevap verdi. Isabella doğru cevap. Aynen öyle. Oğlu Sigismund'tu. Aslında ben oğlunu soracaktım da dün akşam. Son anda hadi dedik ya Isabel'i soralım. Oğlanı karıştırmayalım şimdi dedik. Ve
Bakalım ne oldu ilk 5. Bedra Hanım birinci, Selma Hanım ikinci. Ya bu ilk iki maşallah çok iyi gidiyor. Emir Ongun bak aşağılardan geldi, üçüncüye çıktı. Veturan'ın ve Torandor 35 istikrarla devam ediyorlar. 10. sorumuz geliyor. Kanuni'nin Avrupa seferine tahta kılıçlarla katılan büyük alim kimdir? Hadi 200'de 200 doğru cevap bekliyorum. Ebu Suud Efendi mi? Zembilli Ali Cemali Efendi mi? Saltuk Baba mı? Gül Baba mı? Hangisi doğru cevap? Son 6 saniye. Son 3, son 2, son 1. Ve 172 doğru cevapla Gül Baba. Muhammed ne yaptık biz böyle? Çok mu kolay sorduk ya bu hafta? Vallahi hocam bilemiyorum. Hakikaten. Yani ekip çok güzel not almış ya. Ekip çok iyi. Ve devam. Bakıyoruz. Ve değişmedi. Bedra Hanım birinci, Selma Hanım ikinci, Emir Bey üçüncü, Betül Hanım ve Torondor 35 beşinci. Devam ediyoruz. Hadi bir sonraki soru. 11. soru. Sultan Süleyman'ın gut hastalığına şifa bulduğu kaplıca hangi şehirde bulunmaktadır? Ankara mı? Bursa mı? Konya mı? İstanbul mu? Çocuklar nasıl cevap veriyorlar? Yarışma sırasında videolar çekin. Çocuklarımızın o heyecanlı hallerini görmek istiyoruz. Son 2, son 1 ve 193 doğru cevap. Efsane yazıyorsunuz hepiniz. Efsane. Cevap Bursa. Tabii not aldınız değil mi? Bursa kaplıcası. Buraya kesin gitmeniz lazım. Kanun şifa bulmuş. Bize de fayda sağlar. İlk 5'e bakıyorum. Yok böyle bir şey. Torandar'la Betül Hanım yer değiştirdi. Onun dışında ilk 5 olduğu gibi kaldı. Hadi devam. 12. soru. Sultan Süleyman'ın en çok sevdiği içecek aşağıdakilerden hangisidir? Reyhan şerbeti, demir hindi şerbeti, gül şerbeti, yasemin şerbeti. Hadi gene 190'lı bir doğru cevap bekliyorum. 196, 197 kişi cevap verdi. Son 4 saniye. 198 doğru cevaptan 194 kişi doğru. Helal olsun ya. Neredeyse full çıkardınız ya. Yani başınızda öğretmen olsam çan eğrisi yapacağım neredeyse yani. Demir hindi şerbeti doğru cevap. Bakalım ilk 5 değişti mi? Vallahi hiç değişmedi ilk 5. Nasıl böyle şak diye cevap veriyorsunuz ya? Evet. 13. soru. Aşağıdaki kişilerden hangisi? Annesi Hürrem Sultan'dan sonra hemen soruyu alıyorum. Önce ölmüştür. Bakın bu çok önemli, çeldirici bir soru. Hangisi annesi Hürrem Sultan'dan sonra önce ölmüştür? Hangisi? Yani önce öleni cevaplayacaksınız. 84 kişi Mehmet demiş. Şimdi bakın, Selim ne zaman öldü? Hürrem Sultan'dan sonra öldü. Bayezid Hürrem Sultan'dan sonra öldü. Mihrimah Hürrem Sultan'dan sonra öldü. Mehmet çiçek hastalığı Hürrem Sultan'dan önce öldü. Yani 84 kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Ama bu çeldiricili bir soruydu. Bakalım ilk 5 değişti mi? Vallahi değişti. Vallahi ilk 5 değişti. Emir Ongun birinci oldu. Şeyma Savaş geldi. Aşağılardan ikinci oldu. Hüseyin Sağ. İlk kez görüyoruz bu isimleri. Üçüncü oldu. Bedra Çeşminaz tekrar geldi. 4. Selma Hanım 5. sırada. Son soruya geldik galiba değil mi? 15. soru. Bakın ilk 3 belirlenecek ve ilk 3 bizden bir atölye dersi kazanacak. Ben önümüzdeki haftalarda inşallah kütüphaneden kitaplar da hediye edeceğim. Ve tabii ki haftaya saat 15'te mukaddes emanetlerle de görüşeceğiz. Evet 15. sorumuz, 14. sorumuz geliyor, özür dilerim. Kanuni'nin son seferi aşağıdakilerden hangisine göre konmuştur? Son sefer. Eğri mi? Vişegrad mı? Ziget var mı? Viyana mı? Kuvvetli bir doğru cevap bekliyorum. Hedef hangisiydi son seferde? Son 2 saniye. Evet. 178 kişi ziget var dedi. Ve doğru bildi. Hemen bakıyoruz. Kaç kişi? Emir Ongun hala birinci. Şeyma Savaş ikinci. Hüseyin Zan. Vallahi İlk 5 neredeyse hiç değişmedi. Ve son soruya geliyoruz. 15. sorumuz. Hadi bismillah.
Kanuni'nin cenaze merasim minyatüründe tabutun önünde yürüyen yeşil kıyafetli kişi kimdir? İstanbul Müftüsü mü? İrrahor Ağası mı? Nakibi Reşaf mı? Şeyhül İslam mı? Son 7 saniye. O minyatürdeki yeşil kıyafetli kişi kim? 155 kişi Nakibül Eşraf. Bak ne güzel oldu değil mi? Şimdi normalde Nakibül Eşraf'ı sokakta yani 1000 kişiye röportajla sorsak vallahi bir tane bilen çıkmaz ya. Ama şu an ömür boyu bir daha Nakibül Eşraf'ı unutmayacaksınız siz. Ne kadar güzel oldu. Böylece yarışmamızın şimdi ilk üçü belirlenecek. Basıyorum heyecan dorukta. Kanun Tahir Atölyesi geliyor. Üçüncü sırada Hüseyin Sağan. İkinci kişi Şeyma Savaş. Birinci kimmiş? Heyecanla bekliyoruz. Emir Ongun. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bu üç misafirimiz önümüzdeki atölyelerden hangi birinden hangini istiyorlarsa bir dersi onlara hediye etmiş oluyoruz. Artık daha evvel ilk beşe girip de kaybedenler kusurumuza bakmasınlar. Yani onlar adına üzülüyoruz. Ama böyle bir durum söz konusu olmuş oldu.